prova alta alla minimum of winning the event. Then qualify to make the race and then make history. Ama domates in kilo so it is endless. Yani bu kadar muhteşem bir domates. Söylediler liderin düzülmeye yetin. Çünkü üretikleri üretimi kendileri burada masraf olarak hesaplaştıkları zaman ellerine bir şey kalmadı kendilerinde. Biz de hem bu güzel domatesi siz bana gösterelim hem de onlarla konuşalım diye geldik. Efendim merhaba, kolay gelsin. Hatırlayalım sizi. Üniversitenin sadece söyleyeyim. Vallahi kaç senedir domates dikiyoruz. 20 senedir bir tanesi dikiyoruz. Aralık dik, evet dikiyoruz. Benim bu sene iyi mi? Benim iyi ama fiyatlar çok kötü. Çok kötü. Hiç önemli bir karşılığını almıyorum. 25 liralık kasayı 6 bin lira veriyor. 25 liralık kasayı 6 bin lira verdiğin zaman bildiğiniz 6 bin lira 25 liralık kasayı. Evet, daha paramız da kötü, daha paramız da alamıyoruz. Hadi. Ne zaman başlıyorsunuz domates ekmeği? Yani domates zor bir iş. Ne kadar masrafınız oluyor? İki kişi. Mayıs buradan beri uğraşıyor. En az 6 ay uğraşıyor. 5 ay. 5 ay. Evet, evet. Şöyle dikiyorsunuz. Evet, evet. Tiyer hazırlıyoruz, suyu dikiyoruz. Ondan sonra domates yapıyoruz. Satma bile gider, geçiştirmesi gider. Ne olacak bu köylü hali böyle ya? Abi, ne olacak bu köylü hali derken 250 kuruşa sattığın domatesin maliyeti ne oluyor? Bilmem ben para kazanmıyorum yani. Ben alt ayda şurasına çalışıyorum. Yani ne gibi çalışıyorum. Benim masalar da çıkardım. Ben bir de icra yedim. Bir de icra yedim. Bir de icra yedim. Geçen sene kaç para yedim? Geçen sene yine 10-12 liraya gitmiştim. 2 liraya gitmiştim. Hakikaten. Yani geçen sene 500 kuruştu. Bu sene 250 kuruştu. Aynen öyle. Aynen öyle. Geçen seneki masraflar daha mı yüksek? Geçen sene masraflardan bir masraflar için yapamadım. Ekran başında seyredenler eğer gerçekten abartılığını sandırıyorsa durum ortada. Geçen sene 500 kuruşa domates satılıyor, masraf yaratıyor. Bu sene masraf 2 kat etkiliyor. Domatesinde 1 milyon olması lazım ama domates maalesef 250 kuruş oluyor. İşte sizin pazarlardan aldığınız bu domatesin fiyatını siz karşılaştırdığınız zaman ortada üreten değil, belki de sadece satan insanlar mı kazanıyor onu da bilemiyoruz. Ama ortada bir gerçek var. Bu Sarıdüz köyündeki domateslerin hali karşıdan göründüğü kadar çok da iyi değil. İsterse biraz da kadınlara mikrofonu atalım. Şimdi bu kaç kata geldik bu nazar? 25 lira, bir kata görmüyor mu? 20 kilo bir kata. Yani bu domates 6 milyon sadece. Kilosu 250 kuruşa geliyor. Gerisini siz hesap veriyoruz. Ablalar bir tarafa kaldım, ben de bunlara mikrofonu atayım bakalım. Assalamualaikum, kolay gelsin. Yemeleri mi? Yemeleri de domates. Burası pahalı, burası pahalı, domates ucuz. Köyümüzde yaşayınca zorla, bayağı zorla, çalışınca, halimize bak, cebimize bak, ucuz. Şöyle, bir de konuşalım. Okula gidiyor musun? Kim okula gidiyor? Bir şekil. Fatih Tavala ben istedim. Sarıbüzü köyünde bir başka domates tarlasında istedim. Burada da çok güzel, renkleri tam kırmızı olan domatesler var. Sıkanıyor. Ben sabriye seçtim. Abi Allah abla ne kadar kaldırdın bu konu? Bayağı kaldırdın mı demek? Evet bayağı kaldırdık yani de çok ağzıdan verdik. Çok ucuz. Kafası ağzı. Evet kafası ağzıdan. Bir kere şey, hiç sevmedi yani biz şimdi üzülüyoruz. Şimdi 8'e kadar mal bitti. İşte mal varken ağzıdan da şimdi mal bitti 8'e. Evet. Ve bilmiyorduk yani bu sene gübresiymiş, ilaçıymış. Belki de de satın alıyoruz. Kendimizi evimizde insanlar var ama yapamıyoruz. O yüzden. Sen de güzel bakıyorsun. Bir de ben seçildi. Büyük yani 12. 12 kadar çıktı. Evet. Yani siz bir sana da bakıyor. Evet, ben tutmaz kalmadı yani. Bana ait neler yapıyorsunuz? Mesela burada domates çektirdim. Ondan sonra köye gittiğin zaman dinlenir mi yoksa gene çalışmıyor? Çalışmaya devam keçi yapıyoruz. Biz. Sen keçiniz var? 83. 83 tane. O zaman sizin köydeki kadınlar bayağı çalışıyor. Evet, 80 tane. Siz biz de var, kısım da zeytin. Ya bu nohut, bakla, kulağını çalışıyor. 12 ay devamlı bir şeyler yapıyor. 12 ay. Bakın. Evet. Kayınvalide var. Kızım var, bir de çocuğum. Büyümüş. Evet, büyümüş. Kayınvalide de soban. Aa, o da boş, yani değil. Evdeki bütün şartlar. Evet. Şöyle kadın olmak bayağı çalışan olmayı gerektirir. Ama biz seviyoruz gene de. Hayat var yani. Hayat var. Köyde hayat var. Ben seviyordum ama bir de para iste değil mi? Bir de para iste. Mesela benim
kızın ilk doğduğu 2013 yılında o senesinde çok iyiydi. Eskiden iyiydi, oldu zaman bizden iyiler. Bunu söylüyorlar, biz çalışmaktan bıkmıyoruz, mutluyuz. Bu bizim hayat tarzımız. Ne kadar çok. Evde kalsak mesela ne yapacağız diye düşünüyoruz. Ama bir de yüzümüz gitse, bir de para etse, alıcısı çok, para etmiyor. Al kaliteli, alıcısı çok diyor. Her kesinin gübresini bulanla bütün kes, bütün yapacakları kesin gübresini çekiyor zaten. Organik yapıyorsunuz. Evet. Tamamen evet. Biz ilacı öyle fazla atmıyoruz yani gübresini, mal gübresini yapıyoruz kesinlikle. Türkiye genelinde birçok bölgede olan domates alıcıları, yani toptancılar, bayram için Sarıgöz köyünde de organik domates dikti. Bunu aldığınız zaman... 12-13 araba, 6-7 dönüm bırak, 12-13 araba mal götürmüştünüz. 13 araba? Evet. Sana iki. Evet. Türkiye ile doldurtturuyoruz, bölgesi bitiyoruz. Onu yeniden dayanıyoruz falanla. Yani organik olsun diye, yani birinci güzel olsun diye. Şimdi buzdolabına koysak bunu, sürmüyor. Yani çünkü keçi gübresi. Evet, keçi gübresi olduğu taş gübresi. Yani bir de çekelim. 236 bu duke olsa daha bir baş olur. Yani bu ablamın da çalışmaktan bıkmayan ablamın da yüzü gülsün. Evet, evet. Bizim yüzümüz gülsün biraz. En azından 10 olsun. Biz daha fazlası istemiyoruz. Bahçeden kalkınca sizin de yüzünüz gülsün. Sizin gibi ev hanımların da şehir yerlerini alırken, çantalarını doldurken onların da gülsün. Evet, sürmesin. Daha bir de kalkayı sevinçle yapalım yani. Her yolu böyle sevinçle, heyecanla ilanını yapalım. Çok güzel. Evet. Tam bir köyde hayat var tipine uyacak bir kadının söyleyeceği her şey. İçinmeye bak, bu yeşilliği biz içinde böyle akşam üzeri gün batarken suyunu vereceksin buna şıkır şıkır böyle damlamalardan akarken çok seviyorum. Şiir yazar gibi bahçeyi anlattım abla, ne yapayım? Evet, biz çok seviyoruz. Ve bizim işte durdu sene yüzümüz gülmedi. Ben onu ne kadar sünnet yapacağım? Bu lira domatesim var, nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi çocuklarımız bakmak zorunda kaldınız da. Evet. Ama bizim yüzümüz en azından 10 olsaydı bu sene biz mesela büyük bir traktör mesela sinekimiz yapabilirdik. Bir sene daha büyük 10 dönüm ya da 15 dönüm bile içebilirdik. Sizler için kim konuşuyordu? Evet. Bakıyor musunuz okulda? Okulda. Çok her şeyi takdir ve teşekkür. Bir sene bay bay kesemez. Her gün de çalışıyor. Şimdi hocaya da gidiyordu bu. Niye eğitimler? Yani de bilimle eğitim. Şimdi bir daha yaptığı sünnet var. Nasıl yapacağım? Peki sen senin kızının yakında olsaydın. Sana da çalışmayı çok söylüyorsun. Şartların böyle olacağını bilseydin okumak ister. İsterdim herhalde. Evet, isterdim. Bizim zor olduğu için değil mi? Zor. Sana da çalışmayı. Hayır, hala çalışmayı çok seviyoruz. Ama işte çalışmadı. O zaman şöyle diyelim mi? Bizi söyleden var. Köylü çalışmaktan bıktım. Güzel de üretiyor. Bu güzel yüzlerin gülmesinin devam etmesi için şehirden yaşayıp da zorluğunu bilenler köyden şehire götürme olayını durdurmak için çünkü köyde şehirde olsanız mutlu olursunuz değil mi? Yani? Biz de gitsek başımız ağrıyor. İnan hastalıkta geliyoruz. Bir ağır tepki almak zorunda. Ben düşünüyorum. Nasıl yaşıyorlar? Ama köyde hayat var. Biraz daha kalkınsak. Bu çok önemli. Yani sadece bir köyün para etmesi değil. Kendi insanımızın mutluluğu da çok önemli. Abla diyor ki, ben köy hayatına aşığım. Bireyseliyim.
köyüne gittiğim zaman bakım abi. Yani ayrı kesiyorum. Bunlara bakmıyor değil. Ve bizim mutluluğumuzun devam edebilmesi için köyden şehir özetin artık bitmesi lazım. Değil mi? Evet. Köyde hayat var. Çok güzel çalışmak. Köyde hayat var. Köy TV'yi seyrediyor musun? Evet. Seyrede bir köy TV'yi. Üretimde faydasını görüyor musun? Bir çok şey anlatıyor. Duvarla anlatıyorlar. Şimdi mesela biz hangi köylere daha kaliteli yapacak? Mesela onu görüyoruz. En azından. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel anlattın ki yani köyüne bir şehir gibi bir köylü kadının isteklerini, amacını nasıl mutlu olacağını çok söylemiştim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün Anadolu'nun Sesi programında sizlere tanık kalıdan. Buradan bayram işlemi seslerini seyrediyoruz. Anadolu sokakları için çok önemli olan insan kalıdan işlerinin başlayıp gittiği noktadır. Tam doğrusu anakın günden güneş arkada yeryüzüne veda ederken biz de programımıza veda ediyoruz. Bu sokakları gördüğümüzde memleketimizin kıymetinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü her karşı seyir kanları yıkaklanmış. Karakarı'da bir daha görüp ki bu güzel memleket mezarımızdan bir yere kalan bir anlamış. O nedenle diyoruz ki aramızdaki küçük problemleri bırakıp birbirini yaşamak demeli. Çünkü bu memleket adamın bilmemesi bayrağın inmemesinin 1915 yılında verilen bu muhteşem sanatta bizlere verildiği gibi bundan sonra da çocuklarımıza, nesillerimize kalmak istemiyor. Yine azam dinleyip, yine bayrak dinleyip. Gelecek hafta Anadolu'nun sesinde bir başka yerde buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Birlikte kalın, güzel kalın ve dostça kalın.